Dimne'yi böyle bir şey yapmaya iten neydi? İnsan temiz olmadıktan sonra servetin ve paranın ne önemi var? Kardeşim olmasa hiç umrumda olmazdı. Ama o benim kardeşim. Ne yapacağım şimdi ben? Daha ne kadar kalacağım ha, ne kadar? Ama hayır, yaptıklarım yüzünden asla pişman değilim. Yarın çıkacağım ve kralın yanındaki yerimi alacağım. Hem de sağ kolu olarak. Kimse suçlu olduğumu kanıtlayamaz. Hiç kimse. Kral beni affedecek, bunu biliyorum. Ben onun iyiliğini istedim. Sana diğerlerini rahatsız ediyorsun. Seni gidi saygısız sefil seni. Selamını aldığımda kendisiyle gurur duyan, koltukları kabaran muhafız şimdi bana susmamı söylüyor. Şu hale bak, şu hale bak. Ben bu durumlara düşecek miydim? Geçmişte kötü biri olduğunu bilmiyordum. Ama artık biliyorum. Hey, dinle. Kelile kardeşim. Sessiz ol. Muhafızların arkasından gizlice geldim. Bana ne olduğunu gördün mü? Kurnazlık planlarım ve öğütlerimi dinlememen yüzünden geldi bunlar başına. Aslanla öküz arasında soruna yol açmasan şimdi evin olurdun. Ama sen hiç dinlemedin. Endişe etmene hiç gerek yok. Aslan henüz suçlu olduğumu kanıtlamadı. Yaptıklarıma şahit olan kimse yok. O kadar kötü biri oldun ki artık mantıklı düşünemiyorsun bile. Sen hiç ders almaz mısın? Derler ki bilginler, dolandırıcılar ansızın ölürmüş. Bir şeyler öğren artık. Seni anlıyorum. Ama merak etme. Bilginler ayrıca kendi günahının sonuçlarından korkmamalısın demiş. Bunu biliyor musun? Ah dinle, hiçbir şey anlamıyorsun. Senin suçun gerçekten çok büyük. Kralın sana vereceği ceza ağır olacak. Suçlu olduğum kanıtlanırsa. Muhafız geliyor. Gidiyorum. Seni çok özlüyorum Şatraba. Kendimi asla affetmeyeceğim. Hayvanların efendisi. Dün söylediklerini unuttun sanıyordum. Anne, anlamıyorum, sen neden söz ediyorsun? Dimne'yi unuttun mu? Ya suç işleyeni cezalandırırsın ya da onu savunursun. Doğru söylüyorsun anne. Başladığım işi bitirmem gerekiyor. Sakin ol. Tilki, hakim ve kaplanı çağırın bana. Tabii ki. Hemen çağırıyorum efendim. Kaplan! Kaplan! Sus artık, avdayım, görmüyor musun? Kral seni ve hakim amcasını görmek istiyor. Kral beni istiyorsa mecburen gitmek zorundayım. İkiniz de hakimler kurulunda olacaksınız. Muhafızları toplayın, Dimne olayını araştırsınlar. Nasıl isterseniz majesteleri. Bugün Dimne davasını kapatacağız. Güneş batmadan Dimne davası bitmiş olacak. Neden geldin şaşkın şey, söyle. Davan az sonra başlıyor. Demek benimle alay etmek için geldin ha?
Beni dinleyin. Kralın şatrabağı öldürdüğü için ne kadar üzgün olduğunu biliyorsunuz. Hayatının bir anlamı olmadığını düşünüyor. Aslanın Dimne'den şüphelendiğini, şatrabahın aleyhinde onu doldurduğunu düşündüğünü de biliyorsunuz. Bugün sizleri fikirlerinizi dinlemek için topladım. Söyleyecek sözü olan varsa öne çıksın. İfadesi Dimne'yi kurtarabilir de mahkum da edebilir. Herkes şunu bilsin. Bir şeyler bildiği halde söylemeyen onun suçuna ortak olur. Durun bakalım. Herkes şunu da bilsin. Asla olmayan şeyler söyleyen Allah'ın gazabından kurtulamaz, tamam mı? Bilmediği bir şey için biliyorum diyen doktorun başına geldiği gibi. Doktorun hikayesi de nedir? Ay! Hizmetçi bana hasta olduğunu söyledi. Neyin var kızım? Bilmiyorum baba. Bütün vücudum ağrıyor. Her yerim ağrıyor. Muhafız! Evet majesteleri. Oo, ne yapıyorsun? Kendinle birlikte mızrağı değmen gerekmiyor. Tamam efendim. Şimdi gidip en iyi doktoru bulup getir. Kızımı muayene etsin. Tamam efendim. Eğilme. Eğilme dedim oğlum, eğilme. Git ve doktoru getir. Hadi acele et dedim. Merhaba. Doktor musun? Evet. Doktorum, ne istiyorsun söyle. Kral seni istiyor, hemen. Hadi. Sabret yavrum, biraz daha sabret. Doktor her an burada olur. Şimdi gelir. Doktor geldi majesteleri. İşini bitirmemi istiyor musunuz acaba? Çık git buradan. Sana onu cezalandırmak istediğimi kim söyledi? Kusura bakmayın doktor bey. Merhaba. Önemli değil majesteleri. Sorun nedir? Nasıl yardımcı olabilirim? Ona derdinin ne olduğunu söyle kızım, hadi. Ay, karnım çok ağrıyor. Midem de bulanıyor. Başım dönüyor. Halsizlik hissediyorum. Anladım. Yeterli. Bu çok sıradan bir hastalık. İyileştirmesi de çok kolay. Çok teşekkür ederim doktor. Beni çok rahatlattın, sağ ol. Peki nasıl iyileşecek? 3 gün boyunca günde 2 kez içeceği bir ot karışımı onu iyileştirecek. Ama ne yazık ki onu ben hazırlayamam. Çok yaşlıyım. Ay, çok ağrıyor. Artık gözlerim çok iyi görmüyor. Ben yapamam. Muhafız, muhafız. Bana ot karışımı hazırlamaktan anlayan çok iyi bir doktor bul. Hadi acele et. Hemen. Doktor. Ot karışımı hazırlamaktan anlar mısın? Söyle bakayım. Elbette. Hatta anlayan bir tek benim desem daha doğru olur. Kralın kızını tedavi edebilir misin? Elbette. Onu iyileştirebilecek tek kişiyim desem daha doğru. Güzel. Gidelim. Kral seni bekliyor. Hadi. Bu bitkinin adını biliyor musun? Hayır. Neyse. Önemli değil. Ya bu bitkinin adını biliyor musun? Hayır. Bilmiyorum. Hay Allah. Önemli değil. Bu solüsyon nedir peki? Burada ne yazıyor? Bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Okuma yazmam yok benim. Benim de okuma yazmam yok. Doktorsun ama okuma yazman yok, öyle mi?
Aman canım, okumanın ne gereği var ki? Bir doktorun sadece tecrübeye ihtiyacı vardır. Okuma yazma bilmeye değil. Ah, kokusuz. Hay Allah. Neyse, önemli değil. Hepsini iç. Hepsini. Baba. Midem yanmaya başladı. Yine çok ağrım var. Ne yapacağım şimdi? Bu karışımın içinde ne var? Bitkiler. Bir bitki karışımı sadece. Hangi bitkiler? Dünyada yetişen bildiğimiz bitkiler işte kralım. Ve bir solüsyon. Ne solüsyonu? Ben şu şişeden koydum. Ama üstünde ne yazdığını bilmiyorum. İşte. Seni ahmak doktor. Bu bir yılan zehiri. Herkes zehir olduğunu anlasın diye üstüne ne olduğunu yazdık. Hadi şimdi iç bakalım şunu. Sana bu solüsyonu içmeni emrediyorum. Ama... İç hadi. Ama kralım... ama kralım... İçinde zehir olduğunu siz kendiniz söylediniz. Hayır. İç dedim. Bilmiyorum, midem. Midem yanıyor. Yardım edin. Yardım edin lütfen. Yanıyorum. Ya işte böyle. Doktor bilmediği bir şeyi biliyormuş gibi davrandığı için ölmüş. Numara yapanın, yalan söyleyenin akıbeti her zaman böyle olur. Anladınız mı? Seni dinledik Dimne. Dimne hakkında söyleyecekleri olan var mı? Size son defa soruyorum. Neden söylüyor böyle? Olur mu acaba? Bilmiyorum. Biraz sessiz ol. Dimne'nin aleyhinde kanıtı olan kanıtları sunmalı. Şatrabahı bu nedenle kaybettik. Duyduklarımı tekrar edersem ve kimse gerçekçi bulmazsa bana inanmazlar. Bu yüzden susacağım. Söyleyin bakalım, ne oldu toplantıda? Bir karara varabildiniz mi? Bir karar vermedik hayvanların efendisi. Kimse aleyhinde tanıklık etmedi. Anne. Evet hayvanların efendisi. Dimne'nin suçluluğunu gösteren bir kanıt yok anne. Kimse aleyhinde tanıklık etmemiş. Dimne'yi serbest bırakman içinde bir hastalığın kalması gibi olur. Hastalık öyle ilerler ki sonunda hiçbir çare bulamazsın. Benim niyetim gerçekleri öğrenmek değil. Dimne'nin hainlikleri yüzünden yeğenin için endişeleniyorum. Ben hakimim. Kanıt olmadan hüküm veremem. Dinleyin adil yargıç. Dimne'nin Şatrabah'a iftira attığından emin olmasam sizden bunu istemezdim. Lütfen tekrar deneyin. Dimne... Sadık ve sevgili bir dostum bana hakkında bazı şeyler söyledi. Seni suçlu buldum. Güvenilir bir kişiden bilgi aldık. Söyleyecek bir şeyin varsa şimdi vaktidir. Anlaşılan adil davranmaya alışık değilsiniz Sayın Yargıç. Bir sanığı taraflı olarak yargılamak kraliyet kaidelerine aykırıdır, değil mi? Aksine haklarımı savunmalısınız. Hakimin görevi ilişkileri incelemek, kötü olanları cezalandırmak, iyi olanları ödüllendirmektir. Sana öğüt vermek benim görevim Dimne. Suçunu itiraf et ve tövbe et. Karar senin. Adil bir yargıç şüphelerle hareket etmez. Benden şüpheleniyorsanız kendimi bildiğime emin olunuz. Ben masumiyetimden de eminim. Ne var ki masum değilsin Dimne? Gerçeği itiraf etmen en iyisi. Ne kadar garip değil mi? Kalkmış başkasını yapmadığı bir şey için ispiyonladım diye beni yargılıyorsunuz. Şimdi ise kendimi ispiyonlamamı istiyorsunuz. Çok ilginç.
Emin misin? Son sözün bu mu yani? Beni haksız yere öldürmek daha huzurlu olmanızı sağlayacaksa buyurun öldürün. Ama beni asılsız bir suçu itiraf etmeye zorlarsanız bu asla olmaz. Olmamış bir şeyi söylemem çünkü. Söyleyecek başka hiçbir sözüm yok benim. Eğer Dimne'nin niyetini sana söyleyen kişiyi açıklarsan, Dimne'yi yargılamak için bir nedenim olur. Bu tartışmaya daha fazla katlanamayacağım. Sözümde durmayıp sırrı açıklamaktansa Dimne'nin serbest bırakılmasını tercih ederim. Yoksa ömür boyu utanç içinde yaşarım ormanların kralı. Benden sır olarak saklamamı isteyen kişiden beni bu sorumluluktan azat etmesini isteyeceğim. Ya da sana açıklamasını rica edeceğim. Majesteleri. Annenize sır olarak söyleyen benim. Kelile ile Dimne konuşurken her şeyi duydum efendim. O halde bunu teyit etmek için Kelile'yi çağıralım. Kardeşinin talihi için çok üzülen Kelile'nin öldüğünü duydum. Yazık. İyi olan ölüyor. Kötü olansa serbestçe dolaşıyor. Bu yargılama daha ne kadar sürecek böyle ha? Bu akılsız Dimne'nin tanıklar önünde söylediklerini tekrar etmeyecek kadar aptal olmadığını bilmiyor mu? Ne yani Şatrabah'a ihanet ettiğimi itiraf edeceğimi mi sanıyorlar ha? Ne oldu biliyor musun Dimne? Ne olmuş bakalım? Kaplan senin aleyhinde şahitlik etti. İstediği kadar etsin. Bir tek ifade yargıç için yeterli olmaz herhalde değil mi? Kaplan'ın Dimne aleyhinde şahitlik ettiğini mi söyledin? Evet, herkes bunu konuşuyor. Hadi kafesi aç ve beni hemen krala götür. Nedenmiş o? Nedenini sorma. Kafesi aç yoksa kralın karşısına çıktığımızda olacaklardan sadece seni sorumlu tutarım. Sorumlu tutulacaksam kafesi açarım tabii. Gel bakalım ya. Hadi. Aslan'a ne diyeceksin merak ettim. O kadar önemli bir şey mi acaba bu? Evet. Sandığından daha da önemli. Hükme varmak için kaplanın ifadesini kullanamaz mısın? Hayır. Tek bir ifade etmez. Bir şahit daha lazım. Haşarı leopar majestelerini görmek istiyor. Önemli olduğunu söylüyor. Pekala. Konuş bakalım. Kralım, Dimne aleyhinde tanıklık etmeye geldim. Konuşsana. Ne bekliyorsun? Sana konuş dedim. Dimne'yi ziyarete geldiğinde Kelile ile Dimne arasındaki konuşmaları duydum. Suçunu itiraf etti. Şatrabah'a ihanet ettiğini söyledi. Peki o zaman neden bir şey söylemedin? Tek şahit benim sandım. Dimne'ye Şatrabah'a yaptığı yanlış için iki kat fazla acı çektireceğim. Geliyorum Dimne. Bu sahtekar nasıl kaçtı? Neden izin verdiniz? Haksızlık bu. Haksızlık! Haksızlık bu! Haksızlık! Demek buradasın. Cezanı çekmenin zamanı geldi.